Çiftçi TV'den Köylü Kız Semra programından hepinize bu haftalık merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yağmurlu, sisli, puslu bir Rize gününden sizlere tekrardan merhabalar. Şu anda Rize Çayeli Ağaran Şelalesi'nin önündeyiz ve çok güzel bir manzara eşliğinde bugün sizlere Rize'nin, Çayeli'nin güzelliklerini paylaşacağım. Görüyorsunuz Ağaran Şelalesi 70 metre yükseklikten aşağı akıyor. Yürüme yolumuza gidebilseydik eğer yukarıda kazanlar, yani doğal jacuzzi olduğu söyleniyor. Bir dahaki sefer buraya geldiğimizde mutlaka sizlerle onları da buluşturacağız. Efendim biraz hava tabii serinledi. Karadeniz çabuk serinliyor. Ondan bazen kekeleniyoruz. Çiftçi TV'ye, Köylü Kız Semra programıyla hızıyla devam ediyoruz. Kamerada yine Feyyaz kardeşimiz. Çay elindeyiz. Ağaran Şelalesi görüntüleri sizlerle. Yağmur yağı, yağmur, yağmur yağı, yağmur çayların üzerine, çayların üzerine. Yakarlar sevdalıktan eleni. Sen beni bir döv burada, tamam mı? Öyle gönder. Siz beni dövseniz bile ben buradan gitmeyeyim, buraya yerleşeyim. Kalk edelim, gidelim, biz burada durmayalım. Gözden irak olursak, gönülden olmayalım. Böyle şelaleden inerken, şu anda görüyorsunuz resmen sel olacak şekilde yağmur yağıyor. Karadeniz dedik. Ablam yanımda, hemen durdum yanında, dedim ki işte çiftçi, yağmur, çamur affetmiyor, çalışıyor. Evet. Selamünaleyküm tekrardan. Aleykümselam, hoş geldiniz. İsim nedir? İşte isim Zehra Sarı. Zehra abla, evet. Sen çayları toplamışsın, evet. Çuvallara doldurmuşsun, getirmişsin evin oraya. Hı-hı. Şimdi bunu ne yapacaksın? Şimdi bunu yarın satacağız. Götüreceksin, fabrikaya vereceksin. Fabrikaya alım yerini aşağıda. Peki bu... Yağmurda, çamurda bu kadar emek ediyorsun, gidiyorsun, dik yer, rampalarda çalışıyorsun. Evet. Karşılığını alabiliyor musun? Yok. Memnun değiliz. Değilsin değil mi? Karadeniz kadını niye bu kadar çok çalışıyor sence? Çay var, mecburum. Yapmak zorundayız. Sadece çay değil, fındık. Her yerde Karadeniz kadını çok fazla çalışıyor. Erkekler bu kadar çalışmıyorlar mı? Erkeklerimizde iş olmasa bizden beraber geliyor. Yani. Geliyorlar değil mi? Yardım ama ediyorlar. Ama bazıları da gelmiyor tabii. Bazıları da şey çıkıyor diyorsun. Şimdi bugün hepsini bugün mü topladın? Evet, bugün topladım. Kimle birlikte? Kaç kişiydiniz? Oğlun, eşim, kızın. İki de kızım. Oğlum, kızın kaçtı tabii buradan şu anda. Kafasına da şey yapmış. Aha da aldı seni, yakaladı. Kaçtı buradan yanımdan. Şu anda çok yağmur yağıyor. Yani, evet, ben seni yağmur. De fazla ıslatmak istemiyorum. Vallahi inşallah emeğini karşılığını alırsın. İnşallah, yani memnun değiliz. Biraz daha olsa şeyi daha iyi olur. Buradan seslen abla, Çiftçi TV'den. Çiftçi olarak seslen, bir şeyler söyle şunlara. Çayın fiyatından bir şeyler söyle. Evet, hayır, memnun değiliz çayın fiyatından. Şu çok yağmurda az, bakın. Çok az bu yağmurda. Sabahtan beri sabah 6'da gitmişiz. Bu zamana kadar işte topladık, getirdik bu yağmurda. Efendim, çayı sıcak sıcak demliyoruz. Geçiyoruz balkona bu yağmurda. Güzelce içiyoruz değil mi? İşte o çay nasıl toplanıyor, nasıl emek ediliyor. Bu yağmur, bu çamur güneşlenmeden çalışılıyor. O yüzden biz Çiftçi TV olarak, ben de Köylü Kız Semra olarak artık çiftçimize değer verilmesini diliyorum ve kaçıyorum. Çok yağdı, çok yağdı, evet. Çok yağdı. Güle güle gidin. Hadi ablam, öpüyorum seni. Allah kolaylık versin. Tamam, Allah'ım kolaylık versin. Kaçtık biz. Kaçmadan. Kaçma, kaçma. Derede alabalık düştü canıma darlık. Derede alabalık düştü canıma darlık. Bu sevdalığın sonu kız mezarlıktır mezarlık. Bu sevdalığın sonu. Köylü Kızı Semra programımız Çiftçi TV'de devam ediyor. Çayeli'nin
Hatta Rize'nin en güzel şelalelerinden birindeyiz. Yanımızda da şelalemiz Ağran Şelalesi. Ağran Onun şelalesi. Yanında hemen bir tane işletmemiz var. Onun sahibi. İsim nedir abi? Metin. Metin, Metin Saklı. Abi. Şelalemiz hakkında bize bilgi verir misiniz? Şelale Ağran Şelalesi. İsmini saçın beyazlamasından, köpüklerin beyaz beyaz akmasından alan oradan bir alıyor. Şelaledir. Şelale Karadeniz bölgesinde sahile en yakın olan şelaledir. Ve yaklaşık 70 metreden akmaktadır. Yani 70 metre. 70 metreden. Tabii bu daha önceden, bundan 6 sene önce, 7 sene önce bu kadar tanınırlığı yoktu. Sadece yöre halkı, köydeki arkadaşlarımız, çevremiz biliyordu bunu. Sosyal bizim, medyadan sonra. Tabii bizim dağ yerimizdi. Yani eskiden burada hayvanları getirdiğimiz dağ yerimizdi. Senenin 3 ayı burada vakit geçirirdik. Evet. Ama şimdi ben 22 sene İstanbul'daydım. Oradan kapattım. Herkese de tavsiye ederim, Selahattin arkadaşa da. Bu tarafa geldik. Böyle bir yatırım yaptık. Turizmi açtık. Sağ olsun devletimiz de bayağı bir yardımlar yapıyor. Yollarımız güzelleşti. Asma köprü yapılıyor. Bir şeyler olmaya başladı. Daha da iyi olacak inşallah. Peki en ünlülerden yakın zamanda kimler geldi bu şelaleye? Valla bu sene bayağı bir gelen oldu. Fahri Evcen, Burak Boz çifti geldi. Ondan sonra Dağhan, Show TV'de bir televizyon çekim programı, dizi çekimi vardı. Onlar geldi. Ama böyle gizliden gizliye gelen sanatçılar da bizim tanımadığımız broadcast'te oluyor ama onlar biz de tanımıyoruz açıkçası çok kalabalık olduğu zaman. Yani birçok ünlüler bu şelaleye geliyormuş. Biz de gelelim dedik. Selahattin Başkanım da sağ olsun. Benim. En ünlü sensin değil mi? Fırının içindeyiz de en çok bize un bulan şeyi. Unlu, ünlü. Evet. Evet bu espriyi yakaladım şimdi. Şimdi böyle gülmeye devam edersen program bitmez. Karadeniz'de nokta virgül yoktur. Bizim yoktur, konuşmalarımızda, yazışmalarımızda nokta virgül yoktur. Onun için başkan da o şekilde konuşuyor zaten. Evet. Şimdi biz buradayız. Tabii çay may ikram edeceğiz. Çay yemek şelaleye karşı böyle. Tabii şelaleyi de şu anda ekranlarda görüyorsunuz sizler de. Gerçekten çok güzel. Yeri de çok güzel. Buraya daha neler yapılabilir? Daha kimler yani... Turistler daha nasıl çekilebilir? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz Metin abi? Şu anda Avrupalı turist değil de Arap turist çok geliyor. Evet farkındayız. Olduğu evet. için yani Karadeniz bölgesinde. Otelde var mı burada? Otelde var. En üst katımız otel. Otel. Yani Azeri ve Arap turistler çok geliyor buraya. Oo süper. Ve her geçen gün artıyor. Yani Allah razı olsun. Yani hiç olmazsa memleketimizde Rize'ye turizmde Trabzon'dan hı-hı. ve Ayder'den sonra uğranacak bir yer oldu Ağran Şelalesi. Evet. Çok da güzel. İnşallah daha da artar. İnşallah. Ama benim sizden dileğim tabii ki de yöre halkından da dileğim. Şu güzelliği bozmadan tabii çoğalabilir işte yatırımlar. Bu tabii Rize'ye de Çayeli'ne de büyük kazanç elde eder diyoruz. Metin abi çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii yanımızda hemen Mehmet abi var. Mehmet abi sen onu... Durmuşsun, bükmüşsün ama bence durup bükmeyelim. 30 saniyede başlar ötmeye. 30 saniyede başlar diyorsun. Başlar ötmeye. Gelmişken, hava dışarıda biraz yağıyor ama birazdan yine çıkacağız. Burada bir horon edek mi? Yapalım. Bana da öğretin şu horonu artık. Tamam, Salahattin Bey. Yani en fazla bir 5 dakika. 5 dakika mı? 5 dakika da. 5 dakika sonra ben buradan böyle koşuyormuşum. Horon öğrenirsin. Metin abim gerçi Ağran Şelalesi hakkında söylenecek birçok şeyi söyledi de. Hı-hı. Biz dediği gibi yöre halkı olarak biz bunu şelale de demezdik aslında. Tatara derdik. Tatara. Hadi Tatara'ya gidiyoruz. Yani suyun sert yere vurduğundan herhalde Tatara kelimesini koyardık. Bunu da öğrendik. Tatara'ya gidiyoruz. Şelale bile demezdik bunu. Ağran Şelalesi Ağran Tatara'sına geldik. Çok şimdi, iyi. Evet. Şöyle bir yani, dönelim. Evet. Son zamanlarda yani bizim yöre halkından çıktı. İstanbul'da bile birçok yerde bankada gittiğimde bir bankacı arkadaş ya sen Rize'ye gittin de buraya git diyor bana bak. Şurayı gördün mü diyor. Dedim ya ben orada büyüdüm, doğdum. Sen kimi anlattın? Oranın sularıyla yani, yıkandık diye. Artık bu bize gurur duyuyoruz. Yani memleketimize dediği gibi Metin abi daha burada daha güzel şeyler aslında eksiklerimiz şelalesinin çok mescidimizden. Onlar da zamanla olur. Birçok şeyimiz var. Yetkililer inşallah duyarlar daha, burada. Duyarlar da yatırım yaparlar. Çünkü buraya gelen her yatırım Çayeli'ne, Rize'ye, yani Çayeli'nin diğer ilçelerine, Rize'nin hani diğer ilçelerine de şey olarak kan suyu, yani, kan suyu olarak dönecek. Evet, evet, evet. Yani onlara katkı olarak dönecek çünkü
bugün burada görüyoruz, çiftçilikle, çaycılıkla geçim zorlandı. Biz çiftçiliğe de geri döneceğiz yani inşallah. Yani gurbete çıkma sebeplerimizden biri de budur. Yani burada geçim sıkıntısı. Metin abim bizi geri çağırıyor ama elbette biz de canla başla geri dönmek istiyoruz. Yani buradan çocuklarımız bile gurbete çıkarken üzülerek gidiyor. Aynen. Ama maalesef hayat şartları bizi oraya itiyor. İnşallah çiftçilik gelişecek. İnşallah, İnşallah. Böyle güzel yerler de memleketimize katkı sağlayacak. Ve bu tulumlar hiç susmayacak. Haydi bakalım, üflüyoruz. Horoncular burada mı? Burada mı horoncular? Burada. 1, 2, 3. Horon ediyoruz. Hızlı oranlı yapacağız. Aha, hadi bakalım. Abi, ben öğrenmeye çalışacağım. Sen tulumcuya tutun. Çık dağlara. Ben yapabileceğim mi? Çık şelaleye. Beyleri de yeri geri. Varol varol. Sen de varol. Yaşa yaşa. Sen de yaşa. Geliyor geliyor. Yapsın yapsın. Geliyor geliyor. Yapsın yapsın. Bu bir daha beraber. Oy oy. Evet.
yansın. Şelale yansın. Yansın yansın. Bayeli yansın. Yansın yansın. Köylü Kız Semra programına Ağran Şelalesi'nde, Rize Çayeli Ağran Şelalesi'nde devam ediyoruz. Tabii Karadeniz'de gelinir de yağmur olmaz mı? Dışarısı yağmur, hafiften ıslandık ama güzelliklerini, o güzel insanlarını görmeye, sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Köylü kızı hafiften üşüdü, bakmayın üşüdüğüne. Hemen yanıma alayım böyle. Nihayet abla, Nihayet abla seni alayım yanıma. Biz bugün böyle bu ekiple birlikte ne yapıyoruz? Yemekler yaptık, çaylar içtik, gezdik. Birazdan da çay tarlasına gireceğiz. Evet. Ne yapacağız? Çay tarlasına. Çay toplayacağız. Yağmur demeyeceğiz. Yağmur çamur demeden çay toplanacak. O şeyleri giyeceğiz. Yağmurluklarımızı giyeceğiz. Takım, tamam. Takım şeklinde. Allah'tan ben büyük bir çanta getirdim. Kıyafet. Evet. Karadeniz'e gidiyorsan. İstanbul'da değişeceğiz artık. İstanbul'da değişeceğiz. Aynen öyle. Nihayet abla sen neler yapıyorsun? Bir Karadeniz kadını olarak çay elinde burada. Şu anda çocuk büyütmekle ilgileniyorum ama önceden çay bahçelerle çok ilgileniyorduk, bağ bahçemizle. Şimdi ev hanımıyız tam anlamıyla. Ben de ev hanımıyım ama arada geziyorum, böyle işlerim de var. Aynen. Mesleki hayatım oldu bir müddet. Kantincilik yaptım, kantinci abla oldum. Şimdi evdeyim işte çocuklarım. Tost abla, tost abla dediler mi aynen, sana? Aynen. Geçen İstanbul'da öğrencim tanıdı beni. Tatildeydik. Ama sevinmeyecek bir yüzün yok ki mübarek. Kantinci abla, kantinci. Böyle 3 tane oğlum var. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Onlarla ilgileniyorum. Sık sık geliyor musun? Küçükken gelir miydin bu Ağran Şelalesi'ne? Küçükken hem de nasıl gelirdik? Çayı toplardık. Çaylık kıyafetlerimizle atlardık. Evet. Ama buraya gelmek bir işkenceydi. Kayalardan atlardık. Başımız mı patlamadı, ayağımız mı burkulmadı? Tabii şimdi... Ama güzel bir çocukluk geçirmişsiniz çok değil mi? Çok güzel, çok güzel. Evet. Çok güzel bir yerde aynen büyümüşsünüz. Evet, evet. Kıskandım. Öncelikle TC vatandaşı olarak çok gurur duyuyorum ve Karadeniz ve Havya Deresi insanı olduğuma Havra ayrı ayrı. Havra Deresi. Burası Havra Deresi ve üzerinde birçok taş, ne diyoruz, taş köprüleri var. Evet, evet. Kemer köprüler. Evet. Bayıldım. Hepsinde de bayrak asılı. Evet. Onları zaten Feyyaz kardeşim görüntüleri vatanımıza sizlerle... Vatanımıza çok sahibiz. Bir Karadenizlilerin hepsi öyledi. Biz de öyleyiz. Toprağımızı seviyoruz. Çiftçiliği çok seviyoruz. Çok aşığız toprağımıza. Aynen. Şimdi abimi almak istiyorum aynen yanıma. Sabahtan beri birlikte geziyoruz abiyle ama bir türlü konuşamadık. Buraya alıyormuşum pardon. Şuraya alıyorum. Evet. İsim nedir? Murat. Murat abi. Nasılsın Murat abi? Teşekkür ederim. Sen neler yapıyorsun bu Karadeniz'de, Çayeli'nde? Biz neler yapıyoruz? Biz de aslında tatile geldik. Memleketimize artık tatile geliyoruz. Çünkü artık ekmek burası diyelim. Biz de öte İstanbul'lardayız. Tekirdağ'ındayız biz de. Hı hı. İzne geldik açıkçası. Biz de böyle geziyoruz. Başkanımız dedi böyle bir şey yapalım. Güzel de oldu bugün. Hı hı. Geldik memleketimizi dolaşıyoruz. Çok seviyoruz ama imkanlar el vermediği için otellerdeyiz mecburen. Ama memleketimize aşığız. Çok güzel. Gelen de çok beğeniyor. Herkes çünkü. Tabii güzel herkes, memleket. Ya memleket, herkes kendi memleketini sever. Onu başkanımız yine söyledi ama yeşilliklerin içinde doğasıyla biz çok seviyoruz memleketi. O yüzden şartlar bu şekilde olduğu için mecburen ekmek parası. İnşallah daha iyi zamanlar olur. Şeyi soracağım, Ağran Şelalesi'nde sizin bir anınız var mı? Ağran Şelalesi'nde anı çok bizde. Mesela örnek vereyim. Mesela biz burada balık tutarız. Balıklarıyla şurada yüzme olarak şu, ben şu görünen yerde mesela o su akan yerin ta yarısına, yarısı demeyeyim de 5-6 metreden çıkıp oradan atladığımız olur.
Hani buralarda bizim anılarımız sürekli, mesela arazimiz var bizim. Şu gördüğünüz üstte arazi bizimdir mesela. Buradan gelirdik mesela eskiden, o zaman araba yolu yokken gelip buradan sırtımızda odun, işte ne bileyim ağaç taşıdığımızı bilirim. Annelerimiz işte yakmak için kışlık odun yapardık şu derelerden. Ama şimdi görüyorsunuz, şimdi artık imkanlar daha iyi, şartlar daha iyi olduğu için artık herkes kömür yakıyor. Şimdi odun işi kalktı, işte böyle gezmeye geliyoruz. Bu da güzel ama böyle devam ediyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Biz devam edeceğiz. Hemen abimi de alıyorum yanıma. İsmim Hasan. Soy ismim Herem. Herem. Bu bizim Herem. Abinin. Bak şimdi görüyorsunuz. Takip ediyor beni mübarek. Yağmur yağıyor. Seviyor. Git evine git. Değil mi? Abi nasılsın? Herem dediğimiz bu, bildiğimiz Herem'in nesi oluyoruz? Abisi. Süper. O zaman saygıyla önünüzde eğiliyoruz. Peki Herem'in şarkılarını biz gelirken bol bol dinledik. Nerede Herem abimiz şimdi? Ümraniye'de. Ümraniye'de. Geliyor mu sık sık buraya? Bayramda buradaydı. Konseri vardı. Konser verdi bir de. Keşke bayramda gelseymişiz. Evet. Bir hafta kaldı buraya. Gitti. Siz neler yapıyorsunuz abim? Ben çiftçilik yapıyorum, çaycılık yapıyorum. Ne kadar çay oluyor? Çay 3 ton, 4 ton topluyoruz. Oo, süper. Peki, şu an çay fiyatlarından memnun muyuz? Memnunum. Memnunsunuz. Benim de çocukluğum burada geçmiş. Şu üstte kazan gölleri var. Şu üstte. Ta üstte. Üstte. Orada derilerimize yüzmeyin. Oradan düşen Trabzon'dan çıkıyor. Korkuturdular bizi. Oradan düşen? Düşen Trabzon'dan çıkıyor. O da güzelmiş. Peki başka neler yapıyoruz burada? Başka iki tane oğlum var. İkisi de üniversiteyi bitirdiler. Oh mis. Bir tanesi Çaykur'a işe girdi. Biri daha işe başladı yok. O kaymakamlık şeyi bitirdi. Kamu yönetim. Ailem de hasta benim, kanser hastası. Onu bakıyor bir tanesi. İşte işimiz o. Çocukluğumuz burada yüzerdik. Buradan yük taşırdık arkamıza. O zaman yol yoktu şey. Yaya yolunda, patika yollarına. Buradan yukarıya şey var, İsürlük Yaylası. Oraya giderdik. Daha yukarıda zirvede. Oradan Kaçkarlar hoppa her taraf gözüküyor. İnşallah orada. Bir gün oraya çıkmak da nasip olur. İnşallah. Öyle mi olacak? Peki, şeyi soracağım. Siz de Erem gibi şarkı söylüyor musunuz? Ben önceden söylüyordum. Benim rahmetli dedem müziği sevmezdi. Abicicik, acıcık bir şey mırıldansak. Ne mesela? Hangi? Bilemiyorum hani Erem, en bildiğiniz bir şey. Giydim elbiseleri, hep yamalı yamalı. Yeni bir sevda ettim, uzaktan kumandalı. Bugün günlerden pazar, erken uyan sevdum. Yaylalara doğru git, peşinde geleceğim. Dereler yosun tuttu, taşlar kayayı taşlar. Sevdan eldedi beni, akar gözümden yaşlar. Çok güzel, bayağı yani Herem'le şu an muhabbet etmiş çay gibi oldum. Çay toplarken devamlı söylüyorum. Yani, çaylıkta vakit geçmiyor, mezbunu türkü söylüyoruz. Erkan abiden söylerim. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Bugünden beri birlikte... Köyümüze geldiğimiz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bizi ağırladığınız için. Ayrıca bugünden beri bizimle birlikte, bu ekiple birlikte ne yapıyoruz? Geziyoruz. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ve biz Köylü Kızı Semra programı Çiftçi TV'de tüm hızıyla devam ediyor. Ben burada da ayrılık yürek yakar. Sen orada ben burada, o ayrılık yürek yakar. Evet, Köylü Kızı Semra programında çay da çekiyoruz şimdi. Mehmet abi, zor mu bu çay çekmek yukarıdan aşağıya? Evet, biraz. Zahmetlidir. Bu ne kadar ağır. Ben sana yardım edemiyorum bu arada. Nasıl alacağız? Bıraksam da sana yardım etsem aslında da. Dur, aldı.
Evet, hadi. Sonunda. Kaç kilo bu böyle be? 50-55 kilo 50-55 kilo. Randımanı iyiymiş bunun. Evet. Evet, 50-55 çayı da çektik ta aşağıdan. Çektik. Peki, bu çay şimdi kuruyacak mı? Direkt vereceksiniz şimdi fabrikaya. Şimdi satacağız bunu. Direkt fabrikaya bu şekilde götürüp satacaksınız. Evet, fabrikaya. Şunlara ne diyoruz? Bunlara çay bezi. Çay bezi. Tenta deriz, bez tente deriz. Tente. Orada vardı bir tane. Onu da alalım. Biz Guji deriz buna. Guji. Guji. Bir dakika. Guji. 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 Yanlış mı söylüyorum? Yok, doğru. Doğru söylüyorum. Biz böyle deriz ama değişik tabii başka yerlerde şimdi isimleri değişik. Fındık da ayrı, çay da ayrı, çuval. Bazıları hot mesela der. Hot. Sırta alıyoruz aşağıda. Öyle evet, mi? Böyle. Çay bahçesinde. Makasla toplanan çaylar buna koyuluyor. Sonra mı buna dökülüyor? Bu doluyor. Ondan sonra buna koyuluyor. Buradan sevkiyat başlıyor. Bunu böyle sıkıca kimler bağlıyor böyle? Bayağı zor olsa gerek. Evet. Sımsıkı. Sanki hiçbir şey olmayacak gibi. İşte çay böyle zahmetli bir içecek. Öyle diyelim. Öyle bir ürün. Çayın yaprakları çok yani toplanıyor. Bizim, çok şükür. Bizim geçim kaynağımız çay. Ama birçok ürüne göre daha bir... Aslında fazla da zorluğu yok. Toplarken mi? Çünkü bir gübre atıyorsun. İçinde yani günlük yoklar topladığın var. Çayı satabiliyorsan sıkıntı yok. O gün içinde satıyorsan? Tabii o gün içinde satman lazım. Satmazsan ne olur? Satamazsan kurur. Kötü olur. Yaz ortası güneş oluyor. Hı-hı. Mesela Temmuz'da güneş oluyor. Güneş kurutuyor. Karıştırmazsan yanar. Çay İçinde yanar. İçinde hemen yanar tabii, diyorsun. Tabii. Yandı mı daha at çöpe. İşte mesela fındıkta da öyle değil. Ne yapıyor? Kurutacaksın. Kurutmadan evet. Satamazsın kesinlikle. Evet. Keşke fındığı da öyle alsalar değil mi? Hemen bahçeden toplayıp alsalar. Şimdi uğraş yağmurlu, dur. Şimdi yağmurlu havaya toplasan... Bir şey olmaz o kadar. Yok. Şey çesiyor, su payı çesiyor mesela. %10 artık şeye göre, havanın yağmurluğuna göre %10 su kesiyor. Ama yani topladığın çay eğer günlük satabiliyorsan güzele gelir. Topladığın çay günlük satabiliyorsan çay iyi, sıkıntı İyi diyorsun. Yok. Ama çok iyi. Şimdi ne kadar daha kaldı burada toplanacak? Şimdi yaklaşık bir 2 ton daha çay, 2,5 ton daha Kaç çay. Kaç günde var. Toplanır? Hani 8 kişi bir günde toplar onu. O zaman ben de bir çay bahçesine gireyim değil mi? Tabii. Fazla durmayayım böyle fazla. Memnuniyetle. Buraya mı gireyim? Nereye ama, gidiyoruz? Ama buraya topladık. Buraya toplandı aşağıda mı? Aşağıda çok ıslak. Oo, oraya girilmez ama diyorsun. Yukarıda da çay toplayanlar var bak orada. Çay toplayanlara şelale. Doğru ben gidiyorum. Şelaleye karşı evet. Bir çay toplayalım. Ağren şelalesine karşı bugün çay toplayacağız. Neden şimdi, belli olur zaten. Çizmelerimi giydim ben. Şimdi bazı insanlar Ağren şelalesine gezmeye geliyor. Bazı insanlar. Geliyor. Biz de çalışmaya geliyoruz. Çalışıyoruz. Buralar bizim arazilerimiz. Buralar bizim. Şelaleyi hep görüyoruz diyorsun. Biz her gün. Onlar görsünler. Biz senen 6-7 ay buradayız. Ama çok da güzel gözüküyor. Evet çok güzel. Vallahi çok güzel. Böyle çok akşama güzel. Kadar izlenebilir buradan. Vallahi. Akşama kadar ben şurada şu bölgede şey yapabilirim. Burayı, çay toplayabilirim. Burayı görmek yani herkese tavsiye ediyorum. Gelin. Cennetten bir köşeden. Rize Çayeli Ağren Şelalesi'ni görün. Denizden 12 kilometre uzaklıkta. Biraz da çay yollarımız toplayayım çok güzel. Çay bahçelerinin içerisinden geliyorsun, şelaleye çıkıyorsun. Yani sıcak çay da merkezden, var. Tabii. Sıcak çay var, yemek var, otel var, yatacak için otel de var. Yollar temiz, gördüğünüz gibi beton, asfalt, evet, beton. Hiçbir yerde sıkıntı yok. Yok. O yüzden buraya rahatlıkla gelebilirler. Rahatlıkla gelebilir. Çay biz rahat merkezden geldik. 15 dakika, en fazla 15 dakika. Evet bakım 15 yapılmış. 15 dakika buradasın. Bakım yapılmış evet. Gerçekten de. Birçok köye gidiyoruz yani birçok köylerimizi geziyoruz. Gerçekten daha yolu suyunda sıkıntılar yaşayan Karadeniz'den de bahsediyorum. Sıkıntılar yaşayan yerler var ama burada öyle bir şey yok. Ben onu gördüm. Kendimi test ettik, onayladık. Gerçekten de buraya rahatlıkla arabanızla, çok her rahat. Tür arabanızla yani her gelebilirsiniz. Her türlü arabayla gelebilirsiniz. Arabanıza bir şey olmaz. Spor araba olsun, tek sıkıntı ben olsun. Söyleyeyim onu da. Şelaleye geçince orada zaten arkadaş şineç yapacak. Sudan geçerken evet. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ben de korktum biraz. Ben dereden de akşam bu tarafa bayağı korktum. Gelirken bayağı su maçtan sonra gelirken su çok bayağı çok yağdı ya çok yağdığı evet. Zaman şelale ne yapıyor? Daha çok su geliyor ve
arabanızla gömülebilirsiniz. Onu da buradan çok yağmur yağdığında dereden geçilmeyecek karşıya. Ama istediğin yerde kalabilirsin. Karşı tarafta tabii. Konaklama yeri var. Bu tarafta yapılıyor yine. Yapılıyor yeniden. Sorun yok. Burada kaç kilo var şimdi? 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Yaklaşık burada 450-500 kilo çay var. Tamam. Arabamız 600 kiloyu götürür mü Feyyaz? Götürür mü diyorsun? Tamam, biz bunu götürebiliriz. Hepsini verdim size. Verdi. Hepsini verdim size. Bak, bunları izletirim sana. İzletirim tamam. Mehmet abi. Ama senin arabanla götüreceksin. Benim arabayla. Evet, senin arabayla. Feyyaz, yolda kalmıyor musun? İstersen bir ton alsın arabam, bir ton vereyim sana. Şeyi soracağım, şakası bir yana da. Şimdi bundan kurutuyorlarmış götürüp evet. İşte evlerinde. Sonra demlenen çayların içine atıyorlarmış. Çay yaparken. Öyle bir şey var mı? Vallahi ben görmedim. Bilmiyorum. Biz daha lezzetli şey. Oluyormuş biz falan. Fabrikaya veriyoruz. Fabrikadan işlenmiş kuru çayımızı işlenmiş olarak kuru çayımızı alıyoruz. Biz gayet de fındığı veriyoruz. Şey olarak, sarayla olarak geri alıyoruz. Onun gibi bir evet, şey bu artık. Evet. İyi o zaman, hayırlısı. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Biz gidelim biraz da. Çok teşekkürler. Zahmet dedi, buralara kadar geldi. Bu güzellikleri izleyicilerine yansıttı. Tabii biz ki de çok her çok zaman. Teşekkür ederiz Çiftçi TV'ye. Ben de her teşekkür ediyorum Çiftçi TV'ye geldikleri çiftçi, için. Çiftçi TV izleyecek. Öyle olacak. Evet, biz Çiftçi, Çiftçi TV izliyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz şimdi ederim. Gidelim yağmur yağmadan, onlara da kolay gelsin diyorum. Yağmur yağmadan biraz da bu köylü kızı, bakalım çay kızı da olabiliyor mu, yapabiliyor mu? Bir de onu görelim. Tanımadım geleni. Acap nereye korler da sevdaluktan eleni. Acap nereye korler sevdaluktan eleni. Diyecek bir şeyim yok. Öğrenmeye çalışıyorum. Aa, ablam da. Oturarak toplanmaz mı? Ya biz bunu oturarak topluyoruz ama. Böyle düzlük alanda, tamam mı? Oluyor mu, oluyor mu? Seyahattin başkanım, kovma beni ha. Sen ne yaptın? Batırdın bizi. Niye? Ne oldu? Çayını topladın, yağışını toptun aşağı. Onlar para aldı. Böyle tek tek yerini al. Azdır, daha yeni başladım ya. Utanıyorum ama böyle yaparsanız. Şimdi Rize'de çay elinde çay topluyoruz bayanlarımızla birlikte. Bu bahçeyi bitirmişler. Düzlük bahçe bana kalmış. Düzlük olmayaydı iyiydi. Bu kesilmiş çay. Kesilmiş çay değil mi? Çünkü diğerlerinden farklı. Benim mikrofonum nereye gitti bu arada? Çay toplarken ben mikrofonu ne yapayım? Başka onu alayım ben. Nihayet abla sen söyleyeceksin. Ne, kim söyleyecek ya? Çay toplamak zor mu? Seni böyle çok alayım azıcık da. Çok zor değil. Çok zor değil. Niye değil? Yani zor ama çok zor değil. Başka çiftçilik alanından göre çok zor değil. Islak da toplayabiliyoruz, kuru da toplayıp satabiliyoruz. Güzel. Günde taşımak kaç kilo? Olmasa, günde 350 rahat kendim şahsım toplarım. 350 kilo. Şimdi gözüm korktu, ben o kadar toplayamam. Önce öğrenmem lazım. Bak dayımın kızı 500 toplar. Belli zaten önü böyle aldı gidiyor mübarek. Dur onun yanına gideceğim azıcık da. Kim geliyor? 500 kilo çay toplayanlar. Selamun aleyküm. Usta siz misiniz burada? Biz bu işin ustasıyız. Böyle döner misiniz şöyle yanıma? Hiç gözükmesin. Ay bu da elimde olmadı. Azıcık gözük, azıcık. Ay çok çirkinim. Ay ben de çok çirkinim. Ay ben var ya. Asıl en güzeli biziz aslında. Değil mi? Doğal. Tabii ki de en güzeli sizsiniz. Evet. Köy hanımlarımız, Karadeniz hanımlarımız çok güzeller. Evet. Çünkü çalışıyorlar öyle. Şıkıdım şıkıdım derler sizde ya. Her yol var ama. Her, o da öbür türlü de var. Tabii olacak canım, şehre indi mi de. Tabii. Peki kaç kilo topluyorsun günde? Günde 400 kilo toplarım. 400-500 topluyorum diyorsun. Ben sana yarışı değil mi? Bana öğreteceksin sen. Tabii ustaymışsın. Tabii ben ustasıyım. Ama sen de benimle fındık toplayamazsın yani. Ne? Toplayamazsın benim kadar fındık. Fındık? Tabii. Oo, sen ne diz benim anneannem. Arayacaksın böyle. Böyle üstten toplaması iyi. Tut bunu. Tutayım dur. Şimdi burada tamam. Ben şimdi öğrenmediğim için belki bana zor geliyor ama. Fındık da öyle mi? Feyyaz öyle değil değil mi? Fındık daha zor ama. Daha zor. Arayacağın böyle bir sürü yılanlar mı eline gelir artık? Bunda ne? Elinde bir şey, tamam ben bilmiyorum. Belki ondan şimdi çabuk toplayamıyorum ama.
Bunda bir şey yok. Evet. Orada eline sürükle gelecek, her şey gelecek. Düşün evet, yani. Evet, daha zor. Biliyoruz zaten. Bir gün seneye alayım sizi bizim oralara. Olur mu? Tamam, olur. Değişiklik olur. Tabii. Hep çay, hep çay nereye ne kadar? Yani, aynen öyle. Çayı hem topla, hem demle, hem iç olmaz. Evet, aynen. Orada fındık toplayacağız, yanına fındık kavuracağız. Ben de çayı ben demleyeceğim size. Tamam. Olur. Anlaştık hocam. İsim neydi? Arzu. Arzu Hanım, başlayalım mı biraz, şöyle şurayı bitirelim. Tamam. Başlayalım. Ben tutayım, sen başla. Ben çalışayım değil mi? Sen başla bakalım. Bakalım top. Kolay mıdır bakalım. Ama kızıyorlar burada bana. Kim kızaysa? Şey, döküyorsun diye. Ya, dökülüyor ama ne yapayım o kadar. Ay dökülmesin ama diye hiç. Ama bereketi de doğru değil esa. Ama öğrenene kadar daha kızmayın da. Çöpünü almayayım mı? Almıyor tabii. Üstünden mi alıyorsunuz? Evet. Bunu dökmem lazım ama içi doldu bunun. Oraya nerede? Torba. Dök bakayım nasıl dökeceksin. Al daha böyle dökeceğim. Ne dökeceğim? Ne yapayım? Ne olur o zaman? Ya bakma sen o. Ay, bir şey kendimi olur mi keserim? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şöyle üstten üstten alıyorsunuz o zaman. O ne, alışacaksın. Yavaş, torbayı kesme, yeni makas bu. Kendimi keserim. He? Öyle fındık toplamaya benzemez ha bu işler. Öğreteceğim daha, Allah Allah, daha 5 dakika olmadı çay şeyine ineli, hemen bağırışıyorlar bana. Neredesin hayatım? Ha, siz konuşun, ben biraz öğreneyim bunu. Evet. Girmiyor ki içine böyle, siz nasıl? Tamam topla sen, topla onları geriden, topla işte. Tamam mikrofonu da bırak, topla onları geriden. Terletti beni ya. Taç bu kadar şeyinden kesmeyeceğiz o zaman şuradan. Evet. Direkt yaprakları. Nasıl fındık işi? Vallahi fındık çok zor, çok çok zor. Hem de biri bu sene hiç şey yapmadı. Ne derler ona? Bir makas verin bana, başka bir makas, onlarla kesip alayım ben ya, olmaz mı? Mikrofon işini kim alacak? Al işte, al. Kaldı sana. Kaldı bana mikrofon. Ha, sana kaldı. Oldu bak, ikinciyi doldurdum, gördün mü? Ya şakası bir yana, her yiğidin derler ya kendim şeyinde. Peki kenarlardakiler ne olacak? Top dönüp diyeceğim, tekrar mı alacağım? Dönmeyecektim, hani baştan alacaktım. Baştan nasıl şimdi alacağım onu? Döneceksin hani. Döneceğim, orta yeri aldım, kenarlar duruyor. Aslan yapacağım olacaktı buraya. Hı? Ne der? Kızarlar mı bana? Öğretmeden bana kızıyorlar abla, şunlara bir şey söyle ne olur. Fındıktan zor değil. Onu söyleyebilirim. Bak şimdi elime alıştı mesela. Değil. Yani bizim şöyle sadece elim sağ şeyi yok. Elimi satabiliyoruz. Elime alıştırsam ben yaparım. Ne var bunda da? Elimi alıştır. Neler neler. Ya onlarda da bir şey yok aslında. Şuradan hani kaçıyor ya, ben ondan korkuyorum. Ondan mı acaba benim şeyim? Ha dur. Şimdi anladım. Şeyleri büyük büyük. Evet. Hani şarkı söyleyecektin sen? Bir tane söyle daha ne olur. Bak Çiftçi TV seni izliyor. Ta yelinde noteye giderim yali yali giderim yali yali giderim yali. Altındaki sepetim ben olayım hamali, ben olayım hamali, ben olayım ha. Aç beyaz peştem Ali bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüz. Yağmur yağı yağmur, yağmur yağı yağmur, çayların üzerine, çayların üzerine. Toplanmış yeri bir daha niye topluyorsun? Toplamış orayı arkadaşımız. Ha. Ben dalga geçiyor benimle ya. Asla. Olur olur, bu işler böyledir olur zaten. Tabii. Ben de fındığa geldim, sen de benimle dalga geçersin. Bilenin bir yerinde yanındaysan eğer orada acemisin yani bunun. Ha çok güzel topladın, bak benim peşimden dönüyor bir daha. Ama da olur o, iyi iyi o. Sen yani şimdi olayı anladım. Ya beğenmesin, beğenmesin, beğenmesin ki ben daha iyi öğreneyim. Çık beni yavrum bir dakika. Hı. Çay bahçesinde, çay elinde Rize'de çok güzel programlar çektik. Maalesef şu anda bu programın da bize ayrılmış sonuna geldik. Bu kadar. Evet, sen beni bir döv burada, tamam mı? Tamam, öyle gönder. Tamam, kapansın ondan sonra.
Çok teşekkür ediyorum. Şöyle hanımları yanıma alayım. Yenge gel. Yenge seni de alayım. Eğlence yaptık. Eğlenceyi de yaptık. Seni de alayım böyle. Aa, ben sizi Ardeşen'e bekliyorum. Ardeşen'e mi? Evet. Gideriz bak, buradan çıkarız, oraya gideriz. Tamam. Sen evde yoksun ama herhalde. Ben yokum da kaynanam çok güzel şey yapar. Laz ne yapar? Böreği yapar. Laz böreği yapıyormuş kaynası. Oraya da gideriz. Ama ben de çok güzel muhlama yaparım. Ayıptır söylemesi. Bekar mısın? Hayır, evliyim. Evli misin? Evet. Tüh. Almak lazımdı. İşte Karadeniz'deyiz. Karadeniz hatunlarıyla birlikte, Karadeniz kızlarıyla birlikte çok güzel programlar çektik. Burada çok güzel anılar biriktirdik kendimizde, ben de ve kameraman arkadaşımla birlikte. Gerçekten Karadeniz insanının ne kadar sıcak olduğunu bir kere daha sizlerle buluşturduk. Zorluklar, evet zorluklar var ama hiçbir zaman hiçbir şey yıldırmamış onları. O yüzden ben tekrardan tebrik ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Siz benim doğursanız bile ben buradan gitmeyirim, buraya yerleşeyirim. Gelmeyirim. Ben bekar mıydım? Çocuklarım var, dur onlara gideceğim. Şimdi sizi gerçekten çok sevdim. Bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Belki şu anda bir çay bahçesinde ama mutlaka ve mutlaka buraya yine onlar davet etmelerine gerek yok. Biz Avran Şelalesi ve Havra Deresi'ne tekrar geleceğiz. Haftaya görüşmek dileğiyle başka bir güzel programda. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. El sallıyoruz. Çay elinden öteye giderim yali, yali giderim yali, yali giderim yali. Aç beyaz fesem Ali, bir göreyim yu. Bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü. Hoşça kalın. Düştü canıma darlık. Bu sevdalığın sonu kız mezarlıktır, mezarlık. Bu sevdalığın sonu da mezarlıktır, mezarlık. Bu sevdalığın sonu mezarlıktır, mezarlık. Bu sevdalığın sonu da mezarlıktır, mezarlık.